çok sık duyduğumuz ama birbirleriyle karıştırılan iki kelime var. Önce onların arasındaki farkı açıklamak istiyorum. Bu kelimeler tuz ve sodyum. Birbirleriyle bağlantılı olduklarını biliyoruz ama ben tam olarak ne olduklarını, farklarını ve günde ne kadar tüketilmesi gerektiğini anlatacağım bu videoda. Tuz denince aklıma hemen biberliğimin yanında duran tuzluğum gelir. Ve neredeyse her yemekte illa tuzluğa uzanırım. Bazen tuzu fazla kullandığımı bile düşünüyorum. Şuraya bir çay kaşığı çizelim. Çay kaşığı. Ve bunun içinde tuz olsun. Diyelim ki bu bir çay kaşığı tuzu tarttım. Ve gördüm ki bir çay kaşığı tuz tam 6 gram. Buraya yazayım. 6 gram 6000 miligram demektir. Şimdi ortaya bir soru çıkıyor. Bu tuzun ne kadarı sodyumdur? Sodyum klorür. NaCl ile gösterilir. Tuz sodyum klorürden oluşur. Ve eğer tuzluğumda tuzdan başka bir şey yoksa, yani karınca falan kaçmamışsa tuzluğa, o zaman tuzluğumun içinde sodyum klorürden başka bir şey yok diyebiliriz. O zaman kaşıktaki 6000 miligramın ya sodyum ya da klorür olduğunu düşünebiliriz. Tamamen anlaşılabilmesi için şöyle göstereyim. Buradaki Na sodyumun. Cl de klorürün simgesi. Tüm atomların belli bir atom kütle birimleri vardır. Yani atomları tartabiliriz. Bu sayede onları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıraya koyabiliriz. Sodyum 23 birim ağırlığındadır. Klorür ise 35. Buradaki klorür ve buradaki de sodyum. Topladığımda 58 birim oluyor. Birim dediğim AKB. Yani atomik kütle birimi anlamına geliyor. Toplam atom kütle birimini bildiğime göre sodyum ve klorürün oranlarını hesaplayabilirim. İlk kısım yani sodyuma bakalım. Bunun için sodyum yani Na eşittir 23 AKB bölü 58 AKB. Evet, AKB'ler birbirlerini götürür. Sonuçta yaklaşık olarak 40 olur. Tuzun yüzde 40'ı sodyumdan oluşuyor. Şimdi de klorür tarafına bakalım. Cl eşittir 35 AKB bölü 58 atom kütle birimi. Burada da AKB'ler birbirini götürdü. Sonuçta yüzde 60. Yani tuzun 60'ı da klorürden geliyor. Artık tuzun yüzde 40'ının sodyumdan ve 60'ının da klorürden geldiğini biliyoruz. Şimdi tekrar çay kaşığıma dönmek istiyorum. Kaşığımda yaklaşık olarak 6000 miligram tuz vardı. 6000'i bu rakamlarla çarparak kaşığın içindeki tuzun ne kadarı sodyum, ne kadarı klorür onu bulabilirim. %40 ile 6000'i çarpalım. Sonuç 2400 miligram sodyum ve %60 ile 6000'i çarpalım. Sonuç 3600 miligram klorür. Artık bir çay kaşığı tuzda ne kadar sodyum ve ne kadar klorür var biliyorum. Sağlıklı olan, rahatsızlığı olmayan bir insanın normal olarak ne kadar sodyum alması gerektiğini araştırdım. O zaman buna normal miktar diyelim. Buraya da düzenli beslenme ve onun altına da düşük tuz beslenmesi yazıyorum. Bunlara göre günlük olarak ne kadar sodyum ve tuz almanız gerektiğini bulacağız. Şimdi sodyumdan başlayalım. Durun. Şuraya günlük yazayım. Buraya sodyum. Heh, buraya da tuz yazarız. Sodyum günlük miktarı düzenli beslenmede yaklaşık olarak 2.300 miligram. Düşük tuz beslenmesinde ise yaklaşık olarak 1.500 miligramdır. Bir çay kaşığındaki tuzda sodyum miktarının 2.400 miligram olduğunu bildiğimize göre ve 2.400 ile 2.300 birbirine yakın sayılar. Demek ki günde yaklaşık olarak bir çay kaşığı tuz tüketmemiz gerekiyor. Düşük tuz beslenmesinde ise 1500 mg sodyum tüketmemiz gerektiğine göre ve bir çay kaşığı tuzda da 2400 mg sodyum olduğuna göre günde 2 bölü 3 çay kaşığı tuz tüketmemiz gerekiyor. Tüm bu sonuçları bir de çay kaşığının üzerinde gösterelim. Düzenli beslenmedeysem günde en az bir tane bundan tüketmem gerek. Ama unutmayın her öğünde değil, gün içinde. Eğer düşük tuz beslenmesindeysem de günde sadece bu kaşığın üçte ikisi kadar tuz tüketmem gerekir.